Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir bütçe görüşmesinde daha bir aradayız. Normalde 2023 bütçesini görüşecektik ama Türkiye'nin gündemi öyle bir noktada ki artık bütçeyi görüşmek değil, her gün demokrasiyi, hukuku yok eden otoriterleşmiş bir iktidarın sonuçlarını konuşmaktan başka konuşacak konu bulamıyoruz. Dün söyledik. 16 milyon İstanbullunun gönlünü kazanarak iki seçimde İstanbul Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden duyulan endişeye, iktidarın, sarayın belediye başkanı seçilmiş olmasından duyduğu endişeye geçen 3,5 yıllık başarılı belediye başkanlığındaki yüksek performansın yarattığı ikinci bir endişe eklenmiş olacak ki eklendi. Yine talimatlı hakimlerle bir saray yargı ittifakıyla, bir kumpas operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Değerli arkadaşlar, biz yargıya siyasetin müdahalesini ısrarla söylediğimizde buradan her seferinde iktidar kulisinden bize söylenen bir söz vardı. Yeni değil, 10 sene önce de. Bırakın yargı işini yapsın. Peki, biz de aynen bunu söylüyoruz. Bırakın yargı işini yapsın. Bırakın müdahale etmeyin, hakimler özgürce karar versin. Bırakın müdahale etmeyin, hakimler vicdanlarıyla karar versin. Öyle yok. 2011-2012 yıllarında Silivri davalarında FETÖ kumpasları devam ederken Ergenekon ve Balyoz'da bu memleketin vatansever evlatları cezaevlerine atılırken, cezaevlerine konulurken biz o kumpas davalarında bunlar mahkeme değil, Nemrut Mustafa Divanı diyorduk. O zamanın Adalet Bakanı ve sizler çıkıp diyordunuz ki bırakın yargı işini yapsın. Ne oldu? Ne oldu? 10 sene geçti. Ondan sonra FETÖ ile koalisyon bozulunca, koalisyon bozulduktan sonra koalisyonun bir ortağı gitti, yöntem kaldı. Kumpas yöntemi aynı şekilde devam ediyor ve şimdi o hakimlere FETÖ'cü demeye başladınız, öyle mi? O hakimler FETÖ'cü oldu. Peki bugün ne var? Bugün farklı olan ne var? Bugün başka bir şey var. Mesela o hakimlerden işinize geleni rehin alma alışkanlığı var. Rehin alınan hakimler var. Sadece talimatla hareket eden değil. Bakın, Man Adası davasında karar veren hakim Ülkü Ergin, Sayın Genel Başkanımızın aleyhine karar veren hakim 16 Temmuz 2016 tarihinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından FETÖ'cü diye ihraç edildi. Dikkat edin. Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı, Edirne'de. Ondan sonra tutuklandı, hapse girdi. Arkasından serbest bırakıldı, tekrar hakimliğe alındı. Ve şimdi kritik dosyaların hakimi, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dosyaların hakimi, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle ilgili dosyaların hakimi, ne yapmak için orada hakim? Hakimlik yapmak için değil, sarayın talimatıyla karar vermek için hakim, rehin alınmış hakimler. Bakın, sadece bir tane olsa, bu dosya dünkü dosyada ya. Gördük, bir ay önce duruşmadaydık, hakim koltuğunda rahat oturamıyordu. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, yakasını açıyor, kravatını çözüyor, eli bir tarafa gidiyor. Niye? Baskı büyük. Baskı büyük, illa dün karar verecek. Bakın, hukukçu olanlar bilir, meslekten avukat olanlar bilir. Esas hakkında savunma istediğiniz zaman her vicdanlı mahkeme bir celse verir en azından ya. Bir celse verir. Der ki bir dahaki celseye kadar esas hakkında savunmanı hazırla getir. Dünkü duruşmada şahit dinlenmiş. Şahit ifadelerini değerlendirecekler. Avukatlar diyor ki peki esas hakkında savunma için süre verin. 2 saat süre veriyor. Öğleden sonra 4'te. İçinizde bir tane vicdanlı avukat çıksın ve bu uygulamanın normal olduğunu söylesin.
Mümkün mü böyle bir şey? Tabii o hakim aslında geçen duruşmada şunu çok net söylemişti. Ne dedi? Dedi ki bu sözlerin Süleyman Soylu'ya hitaben söylendiği çok açık dedi. O sözler neydi? Ahmak sözü. Süleyman Soylu ahmak demiş, Ekrem İmamoğlu da aynen iade ediyorum demiş. Ya savcı tutanağa geçirdi. Bir ay önceki duruşmada tutanağa bu sözler Süleyman Soylu'ya söylenmiştir diyen hakim dün sıkılmadan, utanmadan çıktı dedi ki bu sözler Yüksek Seçim Kurulu'na söylenmiştir. Bunu, bu kararı verebilmek için ya vicdanın kurumuş olacak ya da yukarıdan çok büyük korku altında hareket edeceksin. Rehin alınan hakimlerin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bakın, hoşuna gitmeyen karar veren hakim olursa sürgün ediliyor. Bundan önceki hakim talimata uymadı. Bundan önceki hakim döndü. Ne dedi? Hüseyin Zengin, önceki hakim. Talimat verdiler, uymadı talimata. Yargıtay'ı ayarladık dediler, istinafı ayarladık dediler. Hayır, benim vicdanımı ayarlayamazsınız dedi. Uymadı, Samsun'a sürüldü. Sürülen hakimler sadece bunlar değil. Bakın, eğer hoşunuza giden kararı, sarayın istediği kararı veren hakim varsa taltif ediliyor. Aksini veren hakim varsa ya sürgüne ya da başka bir baskının altında ezilmekle karşı karşıya. Bakın, Akın Gürlek nedir şimdiki görevi? Adalet Bakanı Yardımcısı. Enis Berberoğlu davası o başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamakla meşhur ve maruf bir hakim, sarayın talimatına uydun diye şimdi taltif edilmiş Adalet Bakanı Yardımcısı. Nimet Demir, hani Kaşıkçı davası vardı ya, hani Erdoğan efelik yapıyordu ya, yalancı pehlivan gibi çıkıyordu, Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a kafa tutuyordu, dünyaya kafa tutuyordu. Ne oldu şimdi? 3 kuruşa muhtaç olup 3 kuruşun yüzü suyu hürmetine söylediği bütün sözleri yedi. O Kaşıkçı davası vardı ya, şimdi o Kaşıkçı davasındaki dosyayı Suudi Arabistan'a gönderme kararı verdiler. Nimet Demir mahkemede dedi ki ben buna muhalifim. Bu karar doğru değil, bu gönderme kararı Türkiye'de hukukun katlidir dedi. Götürdüler Maraş'a sürdüler. Niye? Çünkü talimata uymadı. Talimata uymazsan ya Samsun'a sürülürsün ya Maraş'a sürülürsün. Talimata uyarsan ya Adalet Bakanı yardımcısı olursun ya da başka bir yere gidersin. Mesela başka birisi, savcı Hasan Yılmaz. Ne yapmış savcı Hasan Yılmaz? SBK dosyasında tedbirin kaldırılması için müracaat etmiş. Hani Suçişleri Bakanı diyordu ya, bir büyük devlet operasyonu yaptık diyordu SBK ile ilgili. O büyük devlet operasyonunun elverişli malzemesi olmuş ve gitmiş SBK'nın MASAK raporu olmadığı halde, MASAK raporu var demişler, SBK'nın mal varlığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırma talebinde bulunmuş. Hakim de Yasin Karaca. Ne yapmışlar? Bir gün içerisinde tedbiri kaldırmışlar. Ortada MASAK raporu yok. Sezgin Baran Korkmaz'ı kaçırmışlar. Sarayın talimatıyla hukuku katledip Türkiye'de birilerinin yurt dışına kaçırılmasına aracılık edenler taltif edilip şimdi gelmiş yine bu beyefendi de Adalet Bakanı yardımcısı olarak görev yapıyor. Dünkü kararı veren hakimin boy boy fotoğrafları çıktı. Sosyal medyada dolaşıyor. Ben bunları tekrar tekrar anlatmayacağım ama bunu herkes ayan beyan biliyor. Dünkü kararı veren hakimin boy boy fotoğrafları çıktı, dolandı. Onun da iktidara ne kadar yakın olduğu açıkça ortada. Ancak tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Milletin vicdanında, gönlünde kaybettiğiniz itibarı vicdanı kuruyan hakimlerin gerekçesiz kararlarında bulamayacaksınız. Yeniden kazanamayacaksınız. Bu millet koltuğunuzun altına dosyanızı verecek ve tıpış tıpış gideceksiniz. Bu bütçeyi uygulamayı göremeyeceksiniz.